Merhaba Silikon Vadisi.tv izleyenleri. Şu an yanımızda PayPal Türkiye Ülke Müdürü Kıvanç Onan var. Kendisine PayPal Türkiye ile ilgili bir takım sorularımız olacak. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler, sağ olun. Kıvanç Bey, öncelikle size PayPal'daki Türkiye'de durum nasıl gidiyor? Kaç kullanıcı var? Ne gibi bir transfer conversion rate nedir? Biraz bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Olur. Türkiye'de şu an 1.6 milyon kayıtlı kullanıcımız var. Yaklaşık 3000'e yakın sitede iş yeri olarak bakarsanız kullanılıyor PayPal Türkiye içerisinde. 1,5 senedir, 2011 Şubat'ından beri Türkiye'deyiz. Türk lirası işlemleri o noktada başladık. Oldukça hızlı bir büyüme sergiliyor. %80 civarında, yurt dışında alışverişler de buna dahil. O yüzden iyi bir performans olduğunu düşünüyorum şimdilik. Tabii e-ticaret Türkiye'de, e-ticaret, mobil ticaret Türkiye'de yeni yeni ivme kazanıyor bazı açılardan yurt dışıyla karşılaştırıldığında. O ivme ile beraber daha da artacağını düşünüyorum. Harika. Göksan? Kıvanç Bey, ben özellikle Türkiye'deki mobil kullanım üstlerini düşünüyorsunuz, bunu merak ediyorum. Ve PayPal'ın bu konudaki hedefleri ve planları nelerdir Türkiye'de? Birkaç istatistik vereyim. Mesela Türkiye'de şu anda bizim üzerimizden gerçekleşen işlemlerin %6'sı ortalamada mobil bir cihaz üzerinden yapılmış. Mobil bizim mobil cihazdan anlayışımız ayrıdır. Mobil telefon veya tablet bilgisayarlar. %6. Fakat bunu iki kısma böldüğünüzde ilginç olan kısım bence bu. eBay şirketiyiz biliyorsunuz. eBay mobilde çok büyük atılımlar yaptı. Türkiye'de eBay'den satın alanların, uluslararası eBay'den satın alanların hacimleri %15 üzerinde mobilden geçiyor. Yani aslında mobil sistemleri kurduğunuzda, mobil web sitelerini kurduğunuzda, mobil aplikasyonları kurduğunuzda Türk kullanıcıların dünyanın da üzerinde buna adapte olduğunu söylemek mümkün. Ortalama dünyada bakarsanız %4 seviyelerinde. O yüzden mobil ticaretin, mobil üzerinden yapılan cihazlardan alışverişin giderek artacağına inanıyorum o açıdan. Peki PayPal'ın bu konuda bir planı var mı önümüzdeki dönemde? Biz zaten son 1,5 senedir, hatta şöyle söyleyeyim, 2006'dan beri mobille ilgili bir takım yatırımlarımız oldu. İlk başta çıkan mobil aplikasyonlarımız, işte mobil web sitelerimiz, alışverişlerimiz. Biz mümkün olduğunca mobil ticarette de, e-ticarette olduğu gibi alışveriş sürecinin kısaltılması bizim için önemli. Evet. O yüzden tek klikle alışveriş gibi aslında farklı bir şeye ihtiyaç duymadan, kredi kartı bilgisi girmeden vesaire, işte yok CVV kodu vesaire bulmadan hızlıca onu yapabilmenizle ilgili çalışmalarımız var. Normalde e-ticaretten mobil ticarete kayışta. Bunun dışında globalde tabii yaptığımız dijital cüzdan projeleri var. Bunların fiziksel lokasyonlarda da, büyük çaplı mağazalarda da geçmesi Türkiye'ye PayPal'dan adaptasyonu oluşabilir. Bunun üzerine çalışmalarımız var. Tabii global alanda çok hızlı gidiyor işler. O yüzden hani bazı aşamalarda hangilerinin Türkiye'ye adaptasyonu nasıl olması gerektiği ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda şimdi Kıvanç Bey bizi birçok teknoloji ve internet profesyoneli de izliyor. PayPal'daki kariyer olanaklarından bahseder misiniz? Özellikle Türkiye'deki ve ileride ofisiniz büyüyecek mi? Yeni iş olanakları doğabilir mi? Tabii hızlı büyüyoruz aslında. Her ne kadar şu an bölgesel olarak bakarsanız küçük çaplı bir ofisiz. Ve PayPal'ın globaldeki yapısı aslında burada önemli. Sonuçta bizim sadece Türkiye'de Türk çalışanlarımız yok. Aslında merkezi yapıları da kuvvetli olduğu için mesela Dublin'de 35-40 tane Türk arkadaşımız var. Türkiye için de çalışan var orada Türkiye bildiğim için, kadarıyla. Özellikle Türkiye için çalışan. Hani onun dışında Fransa'da aynı şekilde Türkiye'deki müşterilere hizmet veren, bizim pazarlama olsun, ürün geliştirme olsun, o anda çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu tamamıyla Türkiye'deki büyümeyle aynı zamanda doğru orantılı. Özellikle pazar büyüdükçe pazarın özel ihtiyaçlarını anlayacak genç arkadaşlara her zaman ihtiyacımız oluyor. Çok teşekkür ederim ben. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.